Nurhan, ben sana bir şey diyeceğim anam bacım. Ya ben senin ne diyeceğini biliyorum. Sakine, kurban olayım ya. Gelmeyeyim diyeceksin mumbara. Yok efendim, yok öyle bir şey. Anca beraber, kanca beraber. O konağa gidilecek, o mumbar beraber yenecek. Ya Nurhan ya, ben o mumbarı yemesem ha? Allah Allah, sen niye gelmemek için ısrar ediyorsun konağa ya? Zaten konak bomboş kızım. Mehmet Emir Efendi desen Mersin'e gitti. Ah Hülya, Sarıcadı dediğin tımarhaneye kapatıldı malum. Tabii. Efsungil de konağın sahibi yani. Ne var? E sen de onun ana yarısı sayılırsın. Benim ahiretliyimsin. Sen gelmeyeceğinde kim yiyecek o mumbarı yani? Hem davete icabet sünnettir kızım. Mecbur geleceksin. Ha Nurhan, Hülya Hanım çok mu delirdi ki? Tabii kızım, bildiğin bayağı tımarhaneye kapatmışlar karıyı yani. Öyle böyle değil. Sen ne diyorsun? Vah vah. Şey, acaba ben ona o paraları verdim diye mi delirdi o Sabi? Tövbe ya, ne alakası var Sakine ya? Sen insaniyetlik yaptın. Namus timsali olarak gittin verdin o paraları ona. Ne alakası var kızım? Zaten bu karının 46'lık raporu varmış, daha önceden de bunu hep yatırmışlarmış tımarhanelere. Abo! Tabii. Yani sonuçta zenginin işi ama tımarhane dediğim bildiğin tımarhane yani. Onun o hallar, o böyle titremeleri filan, o öyle abuk subuk yürüyüşleri, lafları, konuşmaları meğer hep ondanmış, yarım akıllıymış yani, biz ne bilelim. He. Vah 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 vah. Tabii, yazık. Ya tamam tamam, dur şimdi benim kafam karıştırma da sen. Meselemiz o değil zaten bizim. Ben o konağa gelmem. O tuğla kafalı Arda ile Müge beni her gördüklerinde bağırıyorlar ya. Ben korkuyorum onlar bağırınca Nurhan. Tövbe ya Rabbim ya. Kız ben senin yanındayım bir kere. Bilakis senin hiçbir şeyden korkmaman lazım. Benim yanımda kim sana bir laf konuşmaya, bir şey yapmaya cüret edebilir ya? Ne münasebet can? Allah Allah. Efsun'da oranın sahibi. Hem illa bir lafta konuşulacaksa, ha sen de onların ağzından lafları çatır çatır konuşuverirsin. Onlar da bilirler neyin ne olduğunu yani. Ne varmış bunda? Tamam, tamam neyse de ya anam bacım ben gelmeyeyim konağa ya. Ya sakin ol, o konağa gelinecek, o mumbar beraber yenecek. Vallahi billahi hakkımı helal etme. Aa nasıl bu? Küç küç beraber yiyorsan, orası geçer beraber yiyeceğiz. Bizlik işte ya. Bana şu lafları bağırttırma. Aa pişman etme beni laf konuşturma ya. O zaman içli köfte de yaptır bana. Ay zıkkımın pekini de yaptıracağım sakin ol, onu da ye rahat edersin. Piskitini ye, sus. Ya asla suratını yeter ya. Allah sus. Senin şu kalbin olmasaydı var ya, kimse beni şuradan şuraya götüremez. Sen de kafayı iyice gitti ha. Benim kalbim mi var? Kalbi olan ses. Benim tansiyonlarım var. Kız rica etti, geldik. Bir zehir etme ya. Bakalım Beyza. Söyle ortaya. Mumbarı. İşte mumbar. Ya güzel işçilik vallahi. Kız Beyza, aldın yine pointleri. Hadi. Ay canım benim ya. Vallahi bak, orta yaşlı bir kuğu gibi olmuşsun. Adeta bir kardelen çiçeği, yemin ediyorum kendisi ya. Kırmızı eşarbını da takmış Nurhan Sultan'ıma bak ya. Maşallah. Tövbe yarabbim. Bu kadının burada ne işi var yine? He? Ne işin var senin bu evde? Hangi yüzle geldin sen bu eve? Höst, bir sakin olun çocuklar. Allah Allah, yemek yiyoruz burada. Efsun, kesesinin yemeğini ye. Senin o gün getirdiğin paralar yüzünden annem hastaneye yattı. Sen bunu biliyor musun? Niye geldin sen yine? Ha, niye, niye? Nurhan. Ben sana gelmeyeyim dedim değil mi anam bacım? Yavrum evladım. İsterseniz ben hemen gidelim yani. Benim de içim yanıyor sizin ananız için. Allah şahidim. Yüreğim parçalandı benim. Ama o paralar benim değil ki. Ondan getirdim ben, Hülya Hanım'a verdim o paraları. Eğer
bir kabahatin varsa kusura kalmayın. Ya Sakine abla otursana, benim davetlim olarak gelmişsin buraya. Nurum. Zahfiyet olsun onun bacım. Pekeli çekeri dönüyorum. Yeter ki bu sabiler mutsuz olmasınlar. Güzel kızım. Bil ki benim de içim yandı. Ben de bir evlat kaybettim sonuçta. Evlat candır. Yeter ki siz üzülmeyin hemen. Üzülmeyiz. Efsun. Allah razı olsun kızım. Sakin abla lütfen oturur musun ya? Aa. Nurhan. Kusura kalmam bacım. Sakine abla saçmalama, gidilir mi öyle şimdi? Anne bir şey desene. Sakine Hanım. Sakine Hanım. Lütfen. Buyurun. Afiyet olsun. Allah razı olsun. Müge haklı. Buyurun lütfen. Biz de zaten odamıza çıkacaktık. Ben çok ileri gittim. Özür dilerim. Estağfurullah. O zaman ben sizin odanızda mumbar dolması getireyim mi? Aman aman. Yok yok. Biz zaten kokusuyla duyduk. Teşekkürler. Size afiyet olsun. Hadi bakalım. Sakin abla, iyi oldu bak işte. Konuştunuz, helalleştiniz. Bu konuşmayı yapmanız gerekiyordu. Yanlış zamanda oldu diyelim yani. Böyle oldu ama hallettiniz, iyi oldu yani. Öyle diyorsun değil mi? He, öyle diyorum he. Hadi geç yerine. İyi, hadi bakalım. Düşme sen de tamam ya. Allah Allah. Demeleri gerekiyordu. Ne yapsın onlar da düşünemiyorlar doğru. Kim mumbar istiyor ha? Sakin abla. Canım benim, o mumbara sonra geçeceğiz. Önce bir antipasti yapacağız. Pasta mı yiyeceğiz? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.